Lale Gül TV'de benim programlarım var. Program yapıyorum. İsmail Hünerlici hocamın yanında şu anda Sultan Derneği'nde bünyesinde ve İsmail Hünerlici hocam da oranın onursal şeref başkanı. Orada tefsir ihtisasının başındayım. İsmail hocamın oğluyla beraber. Lale Gül TV'den bir kuruş para almıyorum. Kimseden bir kuruş para almıyorum. Bu kadar sohbete gidiyorum, geliyorum. Kimseden mazot parası almıyorum. Antalya'ya gidiyorum. Oradan Hatay'a gideceğim. İnşallah 25'inde Hindistan'a gideceğim. Sonra Elazığ'a gideceğim. Iğdır'a gideceğim. Sohbetlere gidiyorum. Bir kuruş para almıyorum. Mazot parası dahi almıyorum. Siz alıyorsunuz bana bu yaftayı yaptınız diye size anlatmıyorum. Kamera kaydı var diye bunlar kayda geçecek. Ben bunu inşallah yayınlayacağım. Ama böyle bana iftira atıyorlar. Şu anda atıyorlar. Yani sen Cübbeli Hoca'yı bırak buraya gel şöyle... Şuraya... Ya ben niye hocayı bırakayım? Bana emeği olan bir hocayı niye bırakayım ki ben? Ne oldu yani? Herkes kendince açıklamalarını yapıyor. Deliler ben mahkeme miyim karar vereceğim ya? Ben hoca efendiyi seviyorum. Seviyorum ya. Diğer başka hocalar da var. S sırf cübbel hocam var. Seviyorum. Emeği olan, doğru yolda olan. Seviyorum kardeşim. Ne var yani? Bırakacaksın edeceksin. Cık. Ya ben seni bırakıyor muyum ki onu da bırakacağım? Neye göre yani? Bundan dolayı işte bu parayı seçti. Ya bunlar da aynı... Yani bizim yanımızda gözükenler de aynı. O da diyor ki ben o zaman bir açıklama yapmıştım. Ee, bir Twitter atmıştım böyle yani. İsmail ile alakalı. O yanlış anlaşıldı. Hasan Efendi, Kemal Efendi, Mustafa Efendi dediler ki ya sen rabıta alakalı bir delil okudun. Sanki Hasan Efendi ile rabıta yapılıyormuş gibi anlaşıldı. Ben de onu hata ettiğimi fark ettim. Geri çektim. Sildim yani. Halbuki maksadım o değildi. Anlaşılmaz da mı oraya giderdi? Yok çünkü Kemal Efendi diyorum Mustafa Efendi. O zaman onlara mı rabıta gidiyor? Yok onlara rabıta zaten söz konusu bile değildi. Ama yanlış anlaşıldı sildim. Ondan sonra. Vay efendim sen o yazıyı yazınca bizim yanımızda gözükenler bana apo diyor. Orayı iyalar diyor. Burayı iyalar. Tövbe estağfurullah. Böyle küfürler ya. Ya Abdullah Allah'ın en sevdiği isimdi. Bu yapılır mı yani? Oradan da yapsa yanlıştır. Buradan da yapsa yanlıştır. Yani bu hataya girilmez. E şimdi buradaki de o zaman bana yazıyor İsmail adan para alıyor bu o yüzden yazıyor aradım onu ondan sonra o güzelce bir eleştiri yaptığı için aradım bana küfür etmediği için aradım onu o hacı abi Onunla konuştum mesela o hep oturduğumuz adam bir baktım İsmail adan para alıyor bu E ya benim İsmail adına bir kuruş konuşma hakkım yoktur benim İsmail temsiliyetim yoktur İsmail aden ortadır heyet ortadadır İsmail adına açıklama yapan ben kimim ya bu İsmail para alıyor. ya. Bunları konuşmayı sevmiyorum ama or raddeye geldim. Ya benim babam yıllarca İsmail'e hizmet etmiş bir adam. Yıllarca. Aksine biz Allah'ın izniyle destek oluyoruz doğru gördüğümüzde. Veriyoruz ne parası ya? Bu sefer o diyor ki o benim yanımda normalde aynı, aynı görüşteyiz. İsmail'den para alıyor o yüzden bunu Ya böyle bir şey yok. Ben bugün İsmail Hünelci hocamın yanında onu yükünü affetmek için 10 tane hocaya maaş veriyoruz. Hacı abiler şahit. Hoca efendimize destek oluyor. Ben de taşın altına elimi koymuş. Kendim destek oluyorum zaten. Çevremle gittiğim yerlerle vesaire. Ne para alması biz veriyoruz ya. Bir kuruş aldığım yoktur. Hepsini gösterebilirim hesaplarım hesaplar. Hepsi açık. Para aldı falan yok. Bu tarafa geliyoruz. <laughs> bu şimdi bizim yanımızda bu buradan sövüyü iftira atıyor. Bugün de işte birisi işte bu Lalegül'den para alıyor. <laughs> ya Lalegül ilk kurulacağı zaman çok affınıza sunuyorum çok affınıza sunuyorum. Ama biz benim babam ailem bu eski insanlar bunlar. Biz de eskiyiz. O zaman mukabele okuyorum dört camide iyi para almışım o zaman yani. Mukabele hediye vermişler bana. Mukabele okulumu hediye verdiler. O zamanın parası 5000 lira. İçeren köyde. Anam da dedi ki oğlum dedi ben sana söyleyeyim. Sen git dedi oraya dedi. Hoca efendi gelecekti böyle Hoca. Birkaç abimiz falan konuşup oturacağız içeri. Sen de ki dedi Hazreti Ebu Bekir gibi bütün malımı veriyorum hocam size. Sen böyle dedi verdi bana gazı verdi bana gazı. Ben de kalktım o zaman dedim ki hocam dedim Hazreti Ebubekir gibi hepsini veriyorum benim. Hocam da maşallah sana falan. Sen ne, ne parası ya biz zaten verenlerdendik ya. Allah Teala bizi mazlumun yanında eylesin. Amin. Zalimce bilmeden atıp tutup iftira etmekten muhafaza eylesin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu hiçbir Müslüman kardeşimizin kalbini kırmaktan bizi muhafaza eylesin. Amin. Bu benim açımdan önemli bir açıklamaydı. Benim hiçbir yerden bir aldığım yoktur. Aksine ben İsmail Hoca'mdan, ailemden, babamdan, çevremden insanların yükünü hafiflet, insana yük olma bu düsturla giden kardeşinizin dua bekliyorum. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Efendimiz sallallahu Ebu Zer'e ne buyurdu? Bastonun düşse sakın kimseden isteme. Kalk kendin al. Biz bu, bunu okuyan, bu hadisleri okuyan insanlarız. Hiç kimseden bir aldığımız yoktur. Hak bildiğimizi konuşuruz. Batıldan uzak dururuz. Allah hak üzere ayaklarımız sabit kılsın. Amin. Amin. Ve sallallahu teala aleyhi ve selleme teslimen kethira.